Merhabalar, Baba Seri Sound'a hoş geldiniz. Bugün adımı söylemiyorum çünkü Oğuz dedi ki her seferinde adını söylüyorsun dedi. O yüzden adımı söylemiyorum. Onun yerine yanımda çok yakışıklı bir arkadaş var. Biliyorum hoparlör bekliyordunuz ama hoparlörler arkada. Onlar bir sonraki teste gelecek. Evet, harika yakışıklı bir arkadaşımız var. SPL Tube Vitalizer. Şimdi SPL firmasından biraz bahsedecek olursak, analog cihazlar yapıyorlar ama son dönemde şeye de başladılar, artık ses kartları falan da var. Ondan sonra ben bayağı başarılı buluyorum kendilerini. Alman bir firma. Tüp ekipmanları da çok ünlü ve ayrıca mastering ekipmanları da yapıyorlar ki yani gerçekten şahane. Şimdi çok iyi teknolojileri olduğunu söyleyebilirim. Muhteşem teknolojileri var. Zaten Alman mühendisliğinde hani kötü bir şey rastlamak çok zor. Ama SPL çok kupon bir firma. Bir sürü işlemcileri var. Dinamik işlemcileri var. Equalizer'ları var. Çok başarılı. Biz bugün renklendirici diye tabir ettiğimiz cihazlardan birini test edeceğiz. Önce bir çok küçük bir renklendiricilerle ilgili size bir bilgi vereyim. Şimdi birçok firmanın böyle kolay, basit bir şekilde tasarlanmış 4-5 düğmeden oluşan, işte knoblardan oluşan, size hani çevirdiğiniz zaman bir sürü böyle güzel, hani sound'un üzerinde güzel etkileri olan ekipmanları var. Fakat şimdi bu ekipmanların temelinde ne var? Aslında bu ekipmanların temelinde yine ekolizasyon ve kompresyon var. Yani ya equalizer'la ya kompresörle bu işleri devam ediyorlar. Bir firma daha var ki onu belki ilerleyen zamanlarda test edeceğiz. Onlar da psiko akustiği kullanıyorlar. Yani aslında var olmayan bir sesi, yani kulağımızı kandırarak bize iyiymiş gibi duyuruyorlar. Tabii ki bu da bize, yani sound üzerinde çok güzel etkileri olabiliyor. Şimdi bu arkadaşımız psikoakustik değil, gerçekten bir ekolizasyon ve yeri geldiğinde de kompresyonla bize bunları veriyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Videolarımızı da kısa tutacağımızı da söylemiştik zaten. O yüzden hemen Vitalizer'ın tanıtımına geçelim. Şimdi bu Vitalizer aslında 3 çeşit üretimi yapılıyor. Aslında 4 diyebiliriz. Bir tanesi hi-fi'cılar için olan Vitalizer üretimi. Bir tanesi 1U olan, yani yüksek ihtimalle şurada göreceğiniz ve tüp olmayan Solid State Vitalizer. Bir diğeri de yine aynı bir U şeklinde. O da tek tüple çalışan Vitalizer. Bu arkadaşımız ise 3 tüple çalışıyor. Ve 2U. Yani hepsinin abisi konumunda. Ama bazı mühendisler genelde bir U'yu tercih eden var. Tüpsüzünü tercih eden var. Yani biraz aslında sinyal yolunuzla alakası var. Yani sinyal yolunuz, eğer çok tüp kullanıyorsanız tüp tavsiye etmiyorlar. Ben de etmiyorum zaten. Çünkü neden? Dip gürültünüzü biraz daha fazla arttırırsınız. Ama hani etkilerini biraz sonra beraber dinleyeceğiz. Bence güzel. Önce bir tanıtımıyla başlayalım. Evet, ilk başta şunu söyleyebilirim. Knobları büyük ve aralıkları hani santimetre bazında iyi olduğu için kullanımı çok rahat bir cihaz. Evet, ilk başta drive düğmesiyle başlıyoruz. Drive düğmesi hemen burada ve 0 dB'de eksiye doğru alabiliyorsunuz ve artıya doğru alabiliyorsunuz. Yani cihazınızı aslında ne kadar çok drive etmek istediğinizi size imkan sağlıyor. Hemen burada basslara hakimiyet kuran soft ve tight diye, sağa çevirdiğinizde tight, sola çevirdiğinizde
soft diye. Zaten üzerinde de var. Tight bölümünde biraz daha köşeli. Soft bölümünde biraz daha yuvarlak bir etkisi var. Hemen yanında LC filter var. LC filter kendi teknolojileri. LC filter'ı devre dışı bıraktığınızda coil condenser diye bir filtre devreye giriyor. Ama devreye aldığınızda hemen söyleyeceğim, ben de ismini bazen unutuyorum. Resistors bir condenser filtre devreye giriyor. Sound üzerinde çok güzel etkileri var ama şunu söyleyebilirim, abartmaya başladığınız an tehlikeli işler de yapabiliyor. Yani onu şey yapmayın, hani çok da böyle hani güzel renklendirici falan. Zaten biraz sonra anlatacağım ne olduğunu. Burada bas kompresyon var. Yani uygulamış olduğunuz basın üzerine bir kompresyon hani kontrol altına tutmanızı sağlıyor. Hemen yanında high mid frekans ayarlama değeriniz var. Onun yanında process leveling var. Yukarıya çıkalım. High frekanslar için kompresyon var ve high frekans değerlerini yukarıya çıkartabiliyorsunuz. Onun yanında da intensity var. Bu da LC filter'la çalışan ve çok başarılı bulduğum ama biraz abardığınızda sanki hani bir low pass frekans istiyor, yani bir filtre istiyor sanki. Onun yanında da LC filtre var. Yine aynı şekilde bıraktığınızda coil, yani devreye aldığınızda diğer condenser filtre devreye giriyor. Burada input, yani kısacası şuradaki voltmetrelerde input veya output'unuzu görebildiğiniz bir şey var, düğme var. Hemen altında process, yani cihazı komple devreye alan, aktif ve deaktif eden bir düğmesi var. Diğer yanında tüp, yani tüpleri devreye alan veya tüpsüz size bir çıkış sağlayan bir düğme var burada. Bu işinize yarayabilir aslında. Hani belki tüpü devreye almak istemezsiniz diye. Ben başarılı buluyorum. Diğer yanında çıkışları size veren ve hemen burada da alternatör veya limiting düğmeleri var. Hani çıt çıtlı. Ben çok severim bunları. Güzel. Bu limiting ve alternatör şöyle çalışıyorlar. Limitere bastığınız zaman çıkışlarınıza bir soft limiting uyguluyor. Diğerinde sizi daha serbest bırakıyor. Zaten cihazı açtığınızda şurada aktif düğmesi yanana kadar, yani tüpleri ısıtıyor ve ondan sonra size devreye alıyor. Aslında SPL'in birçok ürününde bu var. Mesela bizde de kül tüp var. Onu da ilerleyen zamanlarda test edeceğiz. Başarılı bir kompresör. Onun üzerinde de var. Tüpü ısıtmadan genelde açmıyor, aktive etmiyor. Yani sinyal geçirmiyor üstünden. Aslında birçok A-class ekipmanda bu var. Yani tüpü ısıttıktan sonra hani sinyali açıyor da fazla uzun sürmüyor. Odanızın sıcaklığına da bağlı tabii ki. Evet, cihazımızı tanıttık. Arka tarafına gelecek olursak, arka tarafında yine XLR'lar ve şey kullanılmış, TRS konektörler kullanılmış. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Arkasında Amerikan bir giriş var ve cihazı yıllardır kullandığım için elimle dokunduğum zaman artık neyin nerede olduğunu bulabiliyorum. Bakmama gerek yok yani. Bir ground düğmesi var. Bastığınız zaman size isterseniz topraklamayı devre dışı bırakıyor. Bu tabii ki elektrik sisteminize bağlı bir durum. Ben genelde topraklamayı devrede bırakıyorum tabii ki. Diğer taraftan bu SPL cihazının şöyle bir güzelliği vardır. Birçok marka bunu sağlamıyor ama cihazınız kapalıyken de devre üzerinden true, yani ikinci şey yapabiliyor,
girişleri dışarıya ayna şeklinde çıkartabiliyor. Yani siz cihazınız kapalı, diyelim ki bir yere insertlediniz. Siz yine sinyalinizi akıtmaya devam edebiliyorsunuz bypass bir şekilde. İlla cihazın açık olmasına gerek yok. Evet, bunu anlattıktan sonra yine bakıyorum, başka da anlatılacak bir durum yok. Tekrardan söylüyoruz. Tüplü ekipmanlar sıcak çalışıyorlar. Aralarında boşluk bırakalım. O yüzden az sonra testinde beraberiz. Görüşürüz. Evet, SPL Vitalizer'ın testiyle tekrar beraberiz. Şimdi üzerinden bir şeyler geçireceğiz. Öncelikle bas gitarla başlayacağız. Ben tamamen ayarlarını yapacağım. Daha sonra üzerine konuşalım. Basit bazı ayarlar yaptım hani sizlere bir yardımcı olsun diye. SPL Vitalizer'ın kullanımı sırasında size önereceğim bir şey var. Bunu kesinlikle eksi 20'de tutun. Yani daha doğrusu önce şöyle bayağı drive edin. Ondan sonra ayarınızı bir yapın. Beğendiğiniz ayardan sonra yavaş yavaş küçükten drive ederek şu şekilde drive'ı açarak beğendiğiniz noktada bırakın. Bakın bu tarz yani renklendiriciler çok güzeldirler ama sizin sinyalinize ilerleyen noktalarda, ya mix'te aranjörseniz mix'te, mixçiyseniz mastering'te, mastering'çiyseniz zaten limiter bölgesinde size sıkıntı yaratacaktır. O yüzden tadında bırak derler ya, öyle bir şey yani. O yüzden her zaman sinyallerinizi işlerken ilerleyen zamanlardaki işlemleri de göz önünde bulundurun. Evet, şimdi biraz kalabalık bir derler etli butlu bir synthesizer'la bakalım ne yapıyor. Şimdi az önce tüpe bastığımda
Şu bölümdeki bizim bazı değerlerde tuttuğumuz işte bu potansiyometreler, noplar yani devre dışı kalıyor. Yani sizi artık çıkışta baş başa bırakıyor. O yüzden biraz volüm yükselmiş olabilir. Ben sadece etkisini duyun diye gösterdim. Şimdi bu tarz ekipmanları çok şeyle kullanmamak lazım. Hani nasıl derler? Çok zayıf. Yani bu aslında renklendiricinin hikayesi alt ve üstler. Yani ortalarda da tabii ki bazı etkileri var. Kendi sayfasından, user manual'dan hani grafikleri izleyebilirsiniz. Biz de gerçi bir iki grafik koyarız, bakarsınız. Ama yani biraz etli butlu ekipmanlarda, yani özür dilerim, enstrümanlarda daha başarılı olacağına eminim. Şimdi şöyle yapalım. Bir hani bayan vokalde deneyelim. İşte bayan demekten de nefret ediyorum ama niyeyse o kadar çok yerleşmiş ki. Hanım, kadın diye de kızıyorlar gerçi. Evet, şimdi. Güiro tumbadora y bongo, sabroso, tú la mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Cocina con mi cha, con mi cha cha, con mi cha cha cha. Güiro tumbadora y bongo. Sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Güiro tumbadora y bongo. Sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Cocina con mi cha cha, con mi cha cha cha. Güiro tumbadora y bongo, sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Güiro tumbadora y bongo, sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Cocina con mi cha cha, con mi cha cha cha. Güiro tumbadora y bongo, sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata, es lo que tiene mi son. Güiro tumbadora y bongo, sabroso, sura mi mulata, es lo que tiene mi son. Sabrosura mi mulata. Evet. Şimdi bayan vokalde işte bunu geçirmemin aslında bir sebebi vardı. Az önce size demek istediğim hani etli butlu şeylerden geçirin diye. Evet, parlattı biraz, hani böyle bir şey yaptı. Hani şekil verdi derler ya, biraz şekil verdi ama hani biraz doğallığı hani kaybeder gibi oldu mu? Maybe. Hani çok böyle kararında küçük bir şey kullanılabilir. Aynı zamanda software'i de var, onu da söyleyeyim. Fakat tabii ki software ile hardware arasında hani ciddi bir fark var. Çünkü tekrar söylüyorum, müzik elektriksel hareketleri sever, sayısal hareketleri sevmez. Yani ne kadar pluginle uğraşırsanız uğraşın, bir hardware'in üzerinden geçirdiğiniz zaman çok başka şeyler oluyor. O yüzden başarılı mı? Bas bariton vokallerde kullanabilirsiniz. Yani bileyim hani çok böyle desibelini durduramadığınız kadın vokallerde falan da kullanabilirsiniz. O yüzden o konuda evet biraz şey olmuş ama bu kadar çok tizleri olan, bu kadar yukarılara çıkan bir vokalde pek kullanılması doğru değil sanki. Şimdi şöyle yapalım. Aslında orkestral bir şeyler falan geçirmek istiyordum da. Bakalım. Yani bir tane orkestral bir şey geçirelim. Etkisini görelim. Thank you.
yani çok bir başarılı bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hani böyle orkestral şeylerde, enstrümanlarda. Hani tek tek kullanırsanız belki, dediğim gibi, ama totalinde hayır. Niye? Onu da söyleyeyim. Etkisi var mı? Var. Güzel mi? Fena değil. Ama en büyük problemi şu. Ortaları biraz kaybediyoruz. Bununla ilgili sıkıntımız var. Zaten klasik müzik ortalarda hani deşifre olan bir müzik olduğu için orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi gelelim biraz daha hani altyapıları güçlü total mixlere. Onlardan geçirelim. Bir de onlarda bakalım neler yapıyormuş. Şimdi bir dans müziğinden geçirdik. Zaten aslında orada daha çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında oradan geçirdim. Şimdi tight bölümünde tabii ki bassları biraz daha daraltıp köşeli yaptığı için orada çok fazla etkisi güzel olmadı. Ama diğer tarafta yani soft bölümünde biraz daha yuvarlak ve irileştiriyor. Tabii ki bas kompresörle kontrol altına almanız, yani bu buradaki mavi led size reduction, yani ne kadar bastığınızı gösteriyor. Tizlerde de tabii ki baktığınız çok abartı bir durum var. Hemen kompresörü devreye alın muhakkak. Buradaki intensity'yi çok abartmayın. Çünkü hani ilk başta kulağınıza çok hoş gelebilir, böyle air'lar uçuşuyor falan filan, ama sonradan sibilasyon sahibi olabilirsiniz.
LC filtrelerini de dediğim gibi kontrollü bir şekilde sokun veya hiç şey değilse bırakın coil condenser'la yürüsün. Tabii ki böyle bir ekipmanınız varsa tübü devre dışı bırakır mısınız? Soru işareti aslında ama bende her ikisi de olduğu için bazen solestate bazen tüp ikisini de kullanabiliyorum. Değil mi Oğuz, ne hayatlar var, iki vitalizer falan işte. Yani. Evet, şimdi biraz daha farklı bir tarzda geçelim bakalım neler yapalım. Evet, şimdi ben durduralım. Evet, etkileri çok güzel. Biraz şey farkı var. Hani gece ve gündüz farkı yaratabiliyor. Bu da tabii ki çoğu zaman çok etkili olabiliyor. Yani bu sizi biraz şey yapabilir. Hani bazen dediğim gibi kandırabilir. Hani çok güzel geliyor falan, işte cihazı sokuyorsunuz, çıkartıyorsunuz, devre bypass'tan sonra falan kuru geliyor falan. Ama dediğim gibi kontrollü kullanmanız gerekiyor. Kontrollü kullanmazsanız ileride problem yaşarsınız. Veyahut da kulağınız o kadar çok alışır ki onsuz hiçbir şey geçirmezsiniz. O da artık bir süre sonra sound'unuzu çok değişik bir hale getirir. O yüzden o tehlikeleri var. Ama ekipman olarak gerçekten çok başarılı. Bugün birçok mastering stüdyosunda, mix stüdyosunda kesinlikle görebileceğiniz, ha şunu da söyleyebilirim, atıyorum 10 projeden 4'ünde veya ikisinde kullanılabilecek bir alet.
Çünkü bu tip ekipmanların genelde birkaçından bulundurmak durumunda kalıyorsunuz değişik markalarda. Hangisi artık hani sound'u ezberliyorsunuz. Elizya'da söylemiştim hani hatırlatıyor kendini buradayım ne haber falan diye. Bu da oradan göz kırpıyor hani ne haber bir geçelim mi falan. Dans müziğinde veya herhangi bir böyle R&B hip hop tarzında falan direkt göz kırpıyor. Hani buradayım ne haber geçelim mi? Evet ama kontrollü. Bu kesinlikle böyle. Evet yani bunun dışında anlatacağımız fazla bir şey yok. Zaten siz de duydunuz. Muhteşem şeyler yaptı. Veya beğenmediğimiz tarafını da söyledim. Dediğim gibi SPL firması kupon bir şirket. Harika ekipmanları var. Kendi sitesinden de inceleyebilirsiniz. Biz de bazılarını sizin için test edeceğiz. Son olarak SPL'in videosunu bitirmeden önce biraz kamu spotu gibi değil ama bir konuya değinmek istiyorum. Ben hayvanları çok seven bir insanım. Eminim ki bu videoyu izleyen birçok insan da hayvanları çok seviyordur. Önümüz yaz, herkes evin önüne bir kap mama ve su koyarsa, hani biz evimizde oturduğumuz zaman rahat ediyoruz ama onlar dışarıda çok farklı durumdalar. Biz insanoğlu olarak maalesef onların yerini çok kaplıyoruz. Bir de hayvanlardan nefret eden, onlara yaklaşmayan insanlara da son bir şey söylemek istiyorum. Onlar sizin dilinizle konuşsalardı, eminim duymak istemediğiniz şeyler söylerlerdi size. O yüzden bence anlayışlı olun çevremize karşı, doğaya karşı, hayvanlara karşı. Evet, SPL testinden bu kadar. Söz veriyorum, bir dahakine amfiyonları test ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.